13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığından sonra bugün Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca Belediye Başkanı adayı olarak karşınızda olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum. Çocukluğumdan itibaren partimin sıcak havasını teneffüs ederek büyüdüm. Birçok görevlerde bulundum. Partim beni eğitti, yetiştirdi. Hamdım, piştim, huzurunuza geldim. Duydum ki birileri parti ne demek hiç önemli değil diyorlarmış. Keşke bunu parti onları 10 yıl sırtında taşırken söyleselerdi de görseydik. Keşke bir koltuk uğruna tüm değerlerini silip atmasalardı. Keşke bugün ben kazanamazsam AKP kazansa da olur, yeter ki CHP kazanmasın diyecek noktaya kadar gelmeselerdi. Umurlarına bile değilmiş. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni umursamıyorlarsa ben de onları umursamıyorum. Böyle bir şeyi de böyle bilmelerini istiyorum. Çünkü onlar ne derlerse desinler, Cumhuriyet Halk Partisi benim için hayatım kadar önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi benim için Atatürk'ün yoludur. Cumhuriyet Halk Partisi benim için cumhuriyettir, milliyetçiliktir, halkçılıktır, devletçiliktir, laikliktir, devrimciliktir. İşte bu nedenlerle ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak ölmekten gurur duyacağım. Dostlarım, Türk halkı 31 Mart akşamı AKP iktidarından kurtulmak için tarihi bir fırsat yakalamıştır. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener önümüzde gelen bu fırsatı zafere çevirmemiz için Millet İttifakı'nı kurmuşlardır. Yüksek öngörüleri ve özverili çalışmaları nedeniyle milletçe onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Aynı şekilde CHP Ortaca ve İYİ Parti ilçe başkanları Sayın Evren Tezcan ve Sayın Barbaros Canlı arkadaşlarımız da öncülüğünde her iki partinin yöneticileri ve üyeleri de vatan söz konusu ise gerisi teferruattır diyerek Millet İttifakı'nı Ortaca'da kurmuşlardır. Onları da en içten duygularımla saygıyla selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gül'ün Muğla'da konuşmasında demişti ki karakterler böyle zamanlarda belli olur. Ben de bu sözü yazdım ve Ortaca'ya getirdim. Şimdi hepinizin huzurunuzda bu kahramanlarıma armağan ediyorum. Onları en kuvvetli şekilde alkışlıyorum. Karakter diye ben işte buna derim. İşte vatanseverlik budur. İşte fedakarlık budur. İşte ahlak budur. Değerli Ortacılar, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti beraberliğiyle oluşan Millet İttifakı halkımızdan büyük destek görüyor. Millet İttifakı AKP iktidarının sorunu getiriyor. En son anketlere göre AKP iktidarı büyük şehirlerin olmak üzere belediyelerin çoğunu kaybediyor. Tarihinde hiç tatmadığı kadar acı bir gerilginin terasına düşen AKP iktidarı ne yapacağını şaşırmış bir halde oradan buraya saldırıyor. Fakat bu çabalar boşuna. Ne yaparlarsa yapsınlar bu yenilgiyi önleyemeyecekler. AKP iktidarının yıkılmasıyla birlikte Ortaca Türkiye rahat bir nefes alacaktır. Artık milletimiz kamplara bölünmeyecek, yeniden dostluk, sevgi ve kardeşlik dönemi başlayacaktır. Yağma ve talan düzeni son bulacak, herkes için adalet olacaktır. Güzel günler gelecek, çarşılar şenlenecek, halkımız yeniden mutlu olacaktır. Müjdeler olsun size. 17 yıllık karanlık AKP dönemi son buluyor. Mart'ın sonu bahar geliyor.
Dostlarım, kardeşlerim, değerli büyüklerim, büyük şehirlerin kurulma amacı büyük yatırımlara gücü yetmeyen küçük belediyelere destek vermektir. Bunun için işimizi bileceksiniz. Kendi görevlerinizi en iyi şekilde yapacaksınız. Sonra da büyük şehirle işbirliği içinde olacak. Yatırımlarınızı bir bir gerçekleştireceksiniz. Şundan emin olunuz. Biz birileri gibi kendi kaprisi yüzünden ilçesine hizmet etmeyi bırakanlardan olmayacağız. Biz birileri gibi kendi başarısızlıklarını örtmek için büyükşehir belediyesini suçlayanlardan olmayacağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gül'ünle konuştuk. Ve bir karara vardık. Önümüzdeki 5 yıl çok yakın bir işbirliği içinde olacağız. Ortaca'da büyük yatırımlar yapacağız. CHP Büyükşehir ve Ortaca Belediye Başkan adayları olarak size bir söz veriyoruz. Önümüzde 5 yıl Ortaca'nın altın yılları olacak. Değerli Ortaca'lılar, buradan bir kez daha ilan ediyorum. Eski klasizlik, belediyecilik anlayışı artık bitmiştir. Şimdi yeni bir anlayışla vizyon belediyeciliğini başlatacağız. Bunun için yola çıktık. Söz veriyorum. Ortaca'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ortaca'da şunun da altını çizmek istiyorum. Biz Ortaca'ya ekmek olmaya, aş olmaya geliyoruz. Bazı kimselerin etrafta söylediklerinin aksine söz veriyoruz ki belediye bünyesinde işini layıkıyla yapan, yalana talana bulaşmayan, dürüstçe çalışan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Size kısa bir hikaye anlatacağım. Kral dondurucu bir kış gecesi nöbet tutan bir muhafıza sorar. Üşüyor musun diye. Muhafız ben alışığım kralım der. Olsun sana sıcak sıcak elbise getirmeni emredeceğim der ve gider. Ancak emri vermez, vermeyi unutur. Ertesi gün duvarın yanında muhafızın soğuktan donmuş cesedini görürler. Muhafız duvara şu sözlerini karalamıştır. Kralım, soğuğa alışkındım. Ama benim senin sıcak elbise vaadin beni öldürdü. Dolayısıyla türlü vaatlerle insanlara bir umuda bağlamamak gerek. Bu nedenle sevgili Ortacalılar, hizmet için 33 proje hazırladık. Vaatlerimizin hepsi bu hikayedeki mantıkla hazırlandı. Danışmanlarımızla kılık kırk kırarak yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gül'ün desteğini aldık. Tek bir hayal proje vaadine girmedik. Arkasında duracağımız projeler hazırladık. Değerli Ortacılar, ben size yeni bir Ortaca vaat ediyorum. Temel şehircilik problemlerini çözmüş modern bir Ortaca. Trafik ve imar keşmekeşinden kurtarılmış ferah bir Ortaca. Olduğu yerde duran değil, geleceğe doğru koşan bir Ortaca. Zengin kaynakların fakir bekçisi olmayan, tarımı, turizmi ve ticareti birleştirerek zenginleşen bir Ortaca. Çarşılarında gruplar halinde turist kafilelerinde oluşan, esnafı her gündüz hem gece kazanan bir Ortaca. Tarım ve çevre turizmi çalışmalarımızla köylerimizi zenginleştiren bir Ortaca. Spor ve gezi alanlarıyla cıvıl cıvıl gençleriyle mutlu bir Ortaca. Çağdaş yaşam anlayışıyla birlikte kültür şehri Ortaca. Ben size sadece ceza kesen asuk suratlı bir belediye değil, hizmet aşkıyla güler yüzlü bir belediye vaat ediyorum. Ben size bugünün ve yarının Ortacasını değil, 50 yıl sonranın Ortacasını vaat ediyorum. Ben size yeni bir Ortaca ideali sunuyorum. Bu ideallerini gerçekleştirmek için benimle birlikte var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. O halde ben de varım sizin için. Hiç yorulmadan,
Gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Ben de çalışacağım. Varlığım güzel ortacımıza ve sizlere armağan olsun. Usanmaz kendini insan bilen, halktan, hizmetten. Mert olan kaçınmaz mazluma yardım etmekten. Felek her türlü cefasını toplasın da gelsin. Dönersem kahveyim millet yolunda hizmetten. Sağ olun, var olun, hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz ortacımızın yeni başkanına, genç başkanına. Büyük bir alkış istiyoruz ona ve takım kaptanımızı. Bu